Maçtan sonraki basın toplantısında Fatih Hoca şöyle bir laf kullandı. Feguli'yi sorduklarında muhabir arkadaşların. Feguli'yi de dedi neden oynatmıyoruz, neden oynatıyoruz? Herhalde görmüşsünüzdür gibi bir söz söyledi. Sonra gerçi şaka yapmaya da gerek yok fazla diye onu bir kapatmaya da çalıştı gibi oldu. Ama orada neyi kastetti? Feguli kafa olarak istediği noktaya geldiğinde Galatasaray'ı hala hani alıp götürecek, sırtlayacak yetenekte bir oyuncu. Sonuçta Galatasaray'ın daha önce yaşadığı son şampiyonlukta Feguli'nin ön plana çıktığını net şekilde gördük. Feguli gibi yetenekli bir oyuncunun kafasını tamamen futbola vermesi ve takımın bir parçası olduğunu hissetmesiyle birlikte Feguli'den ciddi şekilde fayda sağlar bence Galatasaray. Galatasaray bir yatırım yaptı. Beşiktaş maçında hocanın Mbaye Diagne'yi forvete koymasının sebebi Diagne hem önde birazcık top tutsun, o sırtı dönük oynayabilen tek forvet elindeki Diagne. Muhammed de Halil de aslında o sırtı dönük oynamayı onun kadar iyi yapamıyor. Çünkü fizikleri o kadar müsait değil. Bir de tabii ki Beşiktaş'ın Vida gibi çok sağlam bir stoperi var. Hem o stoperi yorması için hem de önde birazcık top tutup orta sahadaki arkadaşlarının daha da hani destek vermesi için Diagne'yi kullandığı bilgisi var, bu bilgi tamamen. Ama burada Diagne'nin Beşiktaş maçındaki performansı oldukça düşüktü. Diagne hocanın istediği, yani bu sebeple forma vermişti hoca ama istediği şeyleri alamadı saha içerisinde. Dolayısıyla Diagne'yi de Gaziantep maçında oynatmak istemedi. Halil hiçbir zaman bana göre bir net bir santrafor değil. Yani hiçbir zaman olmadı çünkü adamın yetenekleri ona göre değil. Halil iyi, yetenekli, pas yapabilen bir forvet, koşan bir forvet, aralara iyi kaçan, Rakibi bozan. rakibi bozan bir forvet. Dolayısıyla bence Halil Dervişoğlu tek başına santrafor diyebileceğimiz biri değil. Yardımcı forvet oynayabilecek pozisyonda, o yeteneklere sahip bir oyuncu. Galatasaray bir gün çift forvete dönerse ve Halil orada yardımcı forvet olarak ciddi iş yapabilir. Tabii Moskova maçında hocanın tercihi birazcık önemli olacak. Halil'i oynattığınız zaman orta sahada Halil'in o pas etkinliği, yani Galatasaray'ındaki orta saha oyuncuları bence birazcık daha rahatlıyor. Çünkü pas verdiklerinde geri alabilecekleri, o boşluklara kaçabilecek bir forvet var. Ama Mbaye Diagne oynadığı zaman farklı özellikleri var. Halil gibi ayakları o kadar iyi değil. Dolayısıyla bence orada birazcık Moskova maçında da hoca bunu dikkate alabilir. Halil tam anlamıyla Galatasaray santraforu değil gibi Evet. gözüküyor ama yardımcı olarak da çok etkin ve etkili, yani dağıtıyor. Bana göre fizik gücü de aslında yeterli ve enteresan vuruşları var, görüşleri var. Arkadaşlarına iyi toplar atıyor ama yardımcı forvet olarak onu bence kullanmalı. Yani zaten Fatih Hoca zaman zaman bu sene çok eleştirildi. Bu son 3 maç öncesine kadar işte galibiyetler tabii üst üste geldi. Yani biliyorsun Türkiye'de yani Tabii. tabelanın ne yazdığına bakıyorsun. Yani tabela kötü yazdığı anda sen ne kadar iyi oynarsan oyna eleştiriliyorsun. Diagne dediği gibi arkası dönük, o da dağıtıyor. Mustafa'nın da ben son vuruşlarını çok beğeniyorum. Yani o Galatasaray'ın hakikaten geldiğinde çok iyiydi. Hani Galatasaray'da bu fizik düşüşler de tartışılıyor biliyorsun. Mesela Diagne İngiltere'den geldi bu sene. Geldiğinde çok iyiydi. Güçlüydü. Gittikçe gücü düşmeye başladı. Evet. Mustafa aynı şekilde geldi. Zamanek'ten geldiğinde gayet güçlü. Fener maçları hatırla, goller. Bir fizik düşüş yaşadı. Buna en güzel örnek de Falcao. Yani Falcao tribünde maç seyredip çekirdek çitlerken gitti İspanya'da çıtır çıtır gol atıyor adam. Aynen öyle. En son Barcelona'ya attı yani. Ne oldu da Falcao bu kadar değişti? Bunu sadece mutlulukla, huzurla bence anlatamayız. Şimdi tabii Doğru. konu açıldı ama şöyle bence Halil her zaman Galatasaray'ın ucunda, ilerisinde kullanılabilecek ciddi ve önemli bir isim ve genç, daha ileride daha da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Halil'in topsuz alanda yaptıkları da çok önemli. Topa Muhammed'in gol vuruşları Halil'den de iyi, Diagne'den de Evet. iyi. Diagne'nin fiziği hepsinden iyi. Ama Halil'in de işte o pas trafiğini şekillendiren bir forvet olması, hani pas trafiğinde önemli rol oynayan bir forvet olması da önemli. Bence 3 farklı tipte forveti var Galatasaray'ın. Üçünün de farklı meziyetleri var. Ama Halil'le birlikte Muhammed'in veya Halil'le birlikte Mbaye Diagne'nin oynamaya başlaması, alışması birbirine, yani çift forvete dönmesi Galatasaray'ın Halil yardımcı olduğu fazla bir hücum gücü katacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii o zaman da birazcık zorlaşıyor sonuçta. Elinizde Morutan var, Çıkıldağ var, Kerem var, Taylan'ı, Berkan'ı arka tarafta oynatmanız gerekiyor. Çift forvet birazcık orta saha denklemini bozuyor bu sefer de. Kolay değil tabii, birazcık orada Fatih Hoca'nın da hani maçlara göre bu dizilişleri biraz şekillendirip değiştirip bazı maçlarda bence Halil Muhammed ikilisiyle başlatıp, çünkü Muhammed'e iyi boşluklar yaratabilir Halil Dervişoğlu veya ona çok iyi paslar atabilir, dediğimiz gibi yardımcı
ikinci forvet olarak bence Halil çok çok başarılı bir futbolcu. Yani Ali Koç şu an olağanüstü hal ilan etti. Ciddi uyarılar yaptı ve Pereira'dan da bir rapor istedi gidişatla alakalı. Versin Pereira raporu. Yani şimdi her şeyi hocada mı yani? Versin. Ali Koç olağanüstü hal ilan etti. Güzel de Ali Koç dönemi geleli 3 sene oldu değil mi? Doğru. 3 sene oldu, bir sene daha kazandı işte onun içinde. 7 hoca. 7 hoca, 2 sportif direktör, 62 futbolcu. Şimdi yönetimin de sorgulanması lazım yani. Aynen öyle. Pereira'yı getirdiğinde tam bana göre Pereira en azından kendi inandığı bir sistemi koydu. Şimdi mesela üçlü defans. Bugün kimse tartışmıyor aslında. Hakikaten harika bir üçlü defans yarattı. Yani Salah çok iyi oynuyor. Kim çok iyi oynuyor ki kart cezası olduğu için orada bir boşluk çıktı. Tisserant'la olsun, işte Serdar Aziz'i zaman zaman kullanıyordu. Ama ileride bence Pereira inadından vazgeçmedi. Ne hikmetse. Onun da yani notları var. Zaten herkes çıkardı bu hafta. Geçen haftadan da çıkardı. Yani hücum üçlüsü Adana Demir maçından Alanya maçına kadar son. Sonrasında Konya. Hep farklı. Evet. Bu şekilde yani Antalya maçı, Altay maçı, Başakşehir maçı. Orada bir bakıyorsun Berisha Pelkas Muhammed. Valencia Mesut Rossi. Valencia Berisha Rossi, Valencia Pelkas Rossi, Berisha Serdar Rossi. Yani sürekli ileride bir şeyi oturtamadı. Evet, deniliyor sürekli. De, Konya maçına gelirsek de hani Konya maçına geldi, gene çıktı oyuna. 41. dakika, ama dediğim gibi bak futbolun içinde bunlar da var. Var. Yani adam orada 25 metreden 106 kilometre hızla. Evet, Soner Dikmen. Yani her zaman bu gol atılmaz. Soner'in evet. Golü şahane bir gol. Şapka çok klas bir goldü. Altay da uzanamadı. Evet. Tak diye böyle bir handikapla başladı. Ardından bir gol daha geldi. İkinci golde Abdülkerim Bardakçı'dan geldi bir stoper. Evet. Üçüncü gol oldu bu. Konya Spor adına üçüncü gol oldu. Aynen öyle oldu. Ne yaptı bu sefer? 41. dakikada 3 oyuncu birden değişti. Zaten neyi ilan etti? Çıkardığı kadroyu aslında yanlış çıkardığını bence o dakika kabul etmiş oldu yani. Evet, ama dediğim gibi futbolun içinde böyle enteresan gollerle geldi, bu görüntülerle oluştu. Yani burada Pereira'nın tercihleri tartışılıyor, doğru. Rossi, Mesut, Berisha bunlar düşüşte. Son 4 deplasmandan 3'ünde kayıpsın. Ondan sonra kulüp başarı bekliyor, yönetim başarı bekliyor. Ali Koç geldiğinden beri vizyon başarı bekliyor. Artık yönetim istifa sesleri geldi yani geçen hafta Alanya maçında. Şimdi Fenerbahçe'nin işi zor. Fenerbahçe'nin bana göre en önemli sorunlarından biri de Mesut sorunu var. Bence doğru. İçeride bir Mesut sorunu var. Hı hı. Bu hafta Mesut'un yani gerçekten sakat olup olmadığını bile tam anlamıyla futbol kamuoyu bilmiyor. Bilmiyoruz yani. Yani orada gerçekten sakatlığı var. Nesi var, nesi yok. Belli değil yani. Mesut yani Altay'da, İzmir'de arkasında oturanlar var. Benim yakınlarım maçı. Mesut sürekli 90 dakika telefonuna bakıyor. Altay maçı sahaya başını çevirmiyor. Anlatabildim mi? Mesut'la yani ilgili sizce nasıl bir sorun var peki? Yani Mesut oynamak istiyor. Fizik gücü yetersiz. Yani zaten Arsenal'den niye ayrıldı bu oyuncu? Çok çok değerli. Evet. Müthiş bir kariyer. Herkes söylüyor yani. Bilmiyoruz Mesut'un Almanya milli takımında oynadığı Löw. Alman milli takımını onun etrafında kurdu. Harika bir oyuncu. Doğru. Oradaki performansıyla Real Madrid'e gidiyor. Real Madrid'de oynuyor. Oradan rekor denilecek seviyede bir bonservis ücretiyle Arsenal'a geliyor. Arsenal'de tamam şampiyonluk yok ama o takımın lideri oluyor. Harika top oynuyor ama sonra düşüşe geçiyor ve orada hocalar onu hiçbir şekilde kullanmıyor. Orada Mesut bu şekilde davranabiliyor mu? Yok. Ne oluyor? Maaşı nasıl olsa tıkır tıkır yatıyor. Alıyor. O şekilde. Ama bir sene, bir buçuk sene orada top oynamıyor. İdman yapmıyor. Maç eksikliği var. Bu şekilde Türkiye'ye de nasıl geldiğini biliyoruz. Bu şekilde Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe'ye isteniyor. Bir yerde atamayla geliyor. Geliyor. Alınıyor. Fenerbahçe'de oynuyor. Ne oluyor? İşte geçen sene Erol Hoca vardı. Evet. Erol Hoca kolay hoca. Yani bu tip durumlar için biliyorsun. Arkasında Emre, Volkan Demirel, sonradan Selçuk Şahin girdi oraya. Yani orada tabiri caizse futbolun papazları. O şekilde Mesut oynaması gereken bir oyuncu. Öyle düşünüldü. Ama Mesut çıkartamıyordu 90 dakika. Evet. Erol Hoca bile onu etmek zorunda kalıyordu yani. Bak bugün hala Mesut fizik gücü olarak geride. Takımını eksik bırakıyor. Mutlaka yetenekli oyuncu. Hani iç sahada sen öne geçersin, kazanırsın, ondan sonra Mesut'u değerlendirirsin ya da başlangıç oyunlarında bence değerlendirmeli. Fenerbahçe için önemli bir oyuncu, Türk futbolu için önemli bir oyuncu. Bunları kabul ediyoruz ama Mesut da birazcık aynaya bakacak. Mesut şimdi küserse ne oluyor bence? İşte Pereira bence yandan bunun yansımaları oluyor. Bazı oyuncuların da performans düşüklüğü. Mesela Rossi. Rossi ile ilgili de enteresan duyumlarım var. Yani Rossi biliyorsun gayet iyiydi. Gayet iyi oynuyordu. Performansları evet.
şu anda bir düşüş var. Rossi için de yani gece hayatına, İstanbul'un tatlı gece hayatına daldığı söyleniyor. Buradan ekonomi tip izleyenleriyle paylaşalım. Ve düşüşün nedeni bu. Hoca bunu görüyor. Ama şimdi ne yapacaksın? O zaman hoca şunu yapacak. İşte rapor dedin ya, bunlar oradan aklıma geldi. Evet. O zaman Ali Koç'a çağıracaksın. Hoca diyeceksin ki yani bu adam böyle böyle oynamıyor. Bundaki düşüşü görüyorum. İdmanda ben bundan performans alamıyorum. Sahaya koyuyorum ki ondan başladı işte Konya'da Rossi ile. Yok o Rossi. Önceki haftalarda geldiğindeki Rossi yok. Evet. O zaman buna disiplin cezası vereceksin, para cezası vereceksin, uyaracaksın yönetim olarak. Hocaya destek olacaksın. Hocayı bu ortamda yalnız bırakmayacaksın yani. Faturayı böyle Pereira'ya kesmek doğru olmaz. Tabii canım. Tabii yani şimdi yarın buraya hangi hocayı getirirsen yani işte kokuyla başladın ne oldu yani? Yarın buraya hangi hocayı getirirsen ne olacak? Ben Trabzonspor'u çok yakın takip ediyorum. Maçlarını izliyorum. Abdullah Hoca'yı takdir ediyorum. O geçen sene geldi çok zor koşullarda. Karadeniz gibi bir coğrafyada bu arada Trabzon'da konuşmuş olalım. Karadeniz gibi bir coğrafyada hocalık yapmak kolay değil gerçekten. Orada geçen sene büyük düşüşte olan bir takımı alıp en azından ayakta tuttu geçen sene Trabzon'u. Bu sene kendi transferlerini yaptırdı. Kendi adamlarını aldırdı. İstediği adamları aldı. Ondan sonra ve dikkat edin bugün 11. haftada namalum. Ama Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 236 gündür yenilmiyor. Evet. Ha, bir de namalum. Doğru. Aynen öyle. Namalum. Bak 236 gündür yenilmiyor ama orada da önemli sakatlıklar oldu. Germinho'nun kaybı ki doğru. Bağları kopmuş biliyorsun. 6 ay yok yaklaşık. Ama ona rağmen futbol anlayışı pozitif bir hocadan söz ediyoruz. Yani sürekli hücuma yönelik zorda olduğu anda bile yaptığı değişikliklerle maçı çevir. Bak zaten son 3 maçını içeride mağlubiyetten çevir. Fenerbahçe'ye mağluptu. Alanya'da galiba ama. Rize'den de golü 1-0 mağlup. 1-0 mağlup da oradan çevirdi maçı. Yani bunlar önemli. Orada eskiden o işte şehrede o mesajları iyi veriyor. Yani bizi destekleyin, arkamızda olun ki diyor. Biz diyor size daha güzel sonuçlar elde edelim diyor. Şehirle de bütünleştiler. Bakalım evet. Yani bu sene sürpriz bir Trabzon şampiyonluğu olabilir. Yani ya da Trabzon'un şampiyonluğu kimse için sürpriz olmasın. Kesinlikle öyle. İstatistik öyle anlamında da altın bir çağ yaşıyorlar. Dediğim gibi hem 236 gündür yenilmiyor, 23 maçta ligde yenilmiyor Trabzonspor. Abdullah Avcı bu şekilde çok iyi bir çıkış yakaladı. İstatistiklere de yansıdı bu. Şu anda da lider. Bir de şöyle bir şey de var, bir kıyaslama var. Geçen yıl 11. haftada Trabzonspor 13 puanda 13. sıradaydı. Bu yıla baktığımız zaman 11. hafta 27 puan ve lider. Lider evet. Ve namalup. Senin aynen öyle. Güzel notlar bunlar evet. Doğru şimdi o zaman ne demek? Demek ki pozitif yönde bir gidiş var. Doğru kesinlikle yönde öyle. Bir gidiş var. Bunun da şeyi mimarı Abdullah Hoca yani bu kesinlikle net. Kesinlikle öyle. Beşiktaş da son haftalarda savunma biraz eleştiriliyor sanki. Evet evet ama Beşiktaş yani iyi giriş yaptı aslında Sözen ama sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi de bence. Evet. Yani onun istikrarını sağlamakta zorlandı Beşiktaş. Yani bir de iç sahada bütün bu handikaplarını iç sahada seyirci avantajıyla falan kendi lehine değiştirdi. Mesela Beşiktaş tabii. Geçen hafta Galatasaray'ı yendi yani baktığında. Evet. Seyircinin baskısıyla da orada gerçi işte kırılma anları var maçların berabere de bitebilirdi ama yendi. Ama dışarıda mesela burada notların arasında Adana Demir, Antep, Altay deplasmanlarından Hatay'da son baktığında puan kayıpları yaşıyor yani. Bir tek Antalya'yı tanırsam. Onun da en büyük şeyi, handikapı yani son maçta Payaniç'le birlikte Josef. Ama özellikle de Josef orta sahada yani Josef hakikaten yıllanmış şarap gibi çok iyi bir oyun oynayan oyuncu. Bu iki oyuncunun bence olmaması Beşiktaş'ın öncelikle o pas ritmini bozdu baktığında. Evet. Düşüş geçiren oyuncu mesela Batshuayi de ilk geldiği görüntüsünden şu an o da sakat. Evet. Ayrıca sakatlandı dediğin gibi. Evet. Yoksa tahmin ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak Rozier'le beraber. Yok evet Rozier'le birlikte Batshuayi oynamayacak. Aynı şekilde evet. Pjanic de Sporting maçında yok ve Josef de sakat. Tabii kötü. Gezal zaten geçen sene çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Mukabeleyi kaptı. Şimdi rahat. Ondan sonra o belliydi yani. Geçen sene biz bekliyorduk. Geçen sene hem kendi kulübüne aslında kendini göstermek için hem burada kendini göstermek için hakikaten de çok iyi bir performans koydu. Ama kulübü yeterli bulmadı. Sonuçta ne oldu? Beşiktaş tapusuyla aldı. O da şimdi rahat. Nerede geçen sene Gezal? Arada yok. Bul. Yok. Evet. Yok ortada hakikaten yani. Son 7 maçta 13 gol yiyen bir Beşiktaş var. Defans dedin sen. Evet. Orada da mesela Vida sakatlıktan döndükten sonra Vida'da bir düşüş var. Bu son maçta yenilen golde hatası var. Mesela Alex'e pası atarken orada rakibin baskısı olduğunu
Vida gibi bir kalitede, kalibrede bir oyuncunun görmesi lazım yani. Onu orada çok top kaybı yaptı Hatay'da Beşiktaş. Hiçbir oyuncu şu an %100'ünde değil. Bugün Hürriyet'in manşeti zaten Sergen Hoca, sevgili İsmail Er'in haberi galiba. Sergen Hoca nedir bu haliniz diye oyunculara zaten doğru çıkış yani gördüğünde. O da işte bizim bu yorumlarımızı doğruluyor yani. Hiç kimse %100'ünde değil. Kesinlikle. Ama bir tek şunu söyleyeyim. Sonuçta Beşiktaş geçen yılın şampiyonu. Geçen seneye de Beşiktaş gerek Avrupa'da olsun gerek ligde olsun kötü sonuçlarla girmişti. Sonradan açıldı, ipi göğüslemişti. Yine öyle olabilir. Yani ikinci yarıda özellikle ben, yani Şampiyonlar Ligi'nde ne olur bilmiyorum ama ondan sonra sadece ligimizde kaldığımızda Beşiktaş belki tekrar ikinci yarıda daha tempolu, coşkulu, bu geçen seneki futboluna yakın ki Sergen Hoca'ya da o anlamda güveniyorum. Olabilir. Çünkü Sergen Hoca bu sene başka bir sınav veriyor. Yani hem sakatlıklar hem Şampiyonlar Ligi. Hem lig. Onun da bir tecrübe oluşuyor biliyor musun? Yani evet. Bu süreçten ne kadar az hasarlı çıkarsa ikinci yarıda belki toparlar bu takım gider. 10 günde 3 maç yapıyorsun. 7-8 günde 3 maç oynadığın oluyor bazen yani. Evet, deplasman evet. Gitmek falan bunları ben içinde yaşamıştım. Biz futbolcu değildik. Uçarken artık yani uçmaktan yorulurdum. İnan. Hani sabah kalkıyorsun gidiyorsun oradan uçuyorsun tekrar gidiyorsun. Akşam açıyorsun. Gece yarısı sabaha karşı. Hele Avrupa'dan döndüğünde sabaha karşı teker indiriyor uçak. Doğru. 6'da indiriyorsun gidip yatıyorsun. Rejenerasyona kalkıyorsun. Bu yani seni fizik olarak da mental olarak da yoruyor. Ve bunu bu ligde görüyoruz. Trabzon'un mesela bu avantajı var. Avrupa'sı yok. Sadece bu trafikle haşır neşir oluyor. İçerideki trafikle oluyor. Yani bunu da bir son not olarak paylaşayım istedim izleyenlerimizle sevgili Serdar.